بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعنة الطاهرة الله عز وجل عبادت ve itaatlerimizi kabul etsin. Amin. Allah cümlemizin akıbetlerine hayırlı etsin. Amin. Aziz kardeşlerim, bu akşamki sohbetimizin konusu İslam bizden ne istiyor? İslam Müslümandan ne istiyor? İslam dini Kur'an-ı Kerim ile beraber, Peygamberi ile beraber, 12 imamı ile beraber ve sonrasında bu çizgide hareket eden müştehitleri ve ilim adamları ile beraber, binlerce emri ve yasağı ile beraber, hem de binlerce şu selavatı da arkadaşlar. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu sohbetler YouTube'a bırakıldığı için telefonlardan mümkünse sessiz alın. İslam dini binlerce emriyle, binlerce yasalıyla, şunu yap, bunu yapma. Şunu yaparsan bu kadar sevap alırsın. Bunu yaparsan bu kadar ceza alırsın. O kadar emriyle beraber, şuna bakma haramdır, şunu yeme haramdır, şunu konuşma haramdır. Hakikaten İslam dini bunca emriyle, bunca yasası ile kendisine inanan insandan, Müslümandan ne istiyor? Yani bizden salt haramlardan uzak durmamız mı istemiş? Kumar oynama. Tamam oynamadım. İçki içme, içmedim. Ne olacak? Kumar oynamasam ne olacak? İçki içmesem ne olacak? Namaz bile kıldım. Oruç tuttum. Namaz kılsam ne olacak? Oruç tutsam ne olacak? Hakikaten İslam'ın bu emir ve yasaklarının felsefesinde, merkezinde İslam bizden ne istiyor? Bir din düşün ki Peygamber o dine feda olmuş. 11 imam ve Hazreti Fatıma o dine feda olmuş. 14 asır içerisinde binlerce mümin ve salih insan o dine feda olmuş. Bu din bizden ne istiyor? Nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Nasıl bir insan olmamızı istiyor? Bu akşamki sohbetimizin konusu bu ve önemli bir konu. Öncelikle İslam bu kadar emri ki var, Kur'an'ın bunca ayeti ve onca ayet içerisinde emir ve yasaklar. Peygamberimizin onca hadisleri içerisinde emir ve yasaklar, imamların onca emir, yaşantıları, sözleri içerisinde emir ve yasaklar. Bunların tamamından Allah'ın, Peygamberin ve Ehl-i Beyt'in muradı, İslam'ın muradı, Müslüman, model bir insan olur. Örnek bir insan ol. Her şeyinle model olmalısın. Her şeyinle örnek olmalısın. İbadetinde örnek bir Müslüman olmalısın. Dostluğunda örnek bir Müslüman olmalısın. Komşuluk ilişkilerinde örnek bir Müslüman olmalısın. Arkadaşlık ilişkilerinde örnek bir Müslüman olmalısın. Ticaret ve alışverişlerinde örnek bir Müslüman olmalısın.
sevgilerinde örnek bir Müslüman olmalısın. Kimleri sevmen gerekir konusunda, kimleri nereye kadar ve ne kadar, hangi düzeyde sevmen gerekir konusunda örnek bir Müslüman olmalısın. Düşmanlıklarında örnek bir Müslüman, nefretlerinde örnek bir Müslüman olmalısın. Kimlerden nefret etmen gerekir ve kimlerden ne kadar nefret etmen gerekir? Örnek bir Müslüman olmalısın. Müslüman sevgilerinde ve nefretlerinde dahi kendi haline bırakılmamıştır. Müslüman her istediğini sevemez. Müslüman her istediğinden nefret edemez. Bakın sevgi ve nefrette bile İslam dini bizi kendi halimize bırakmamış. O noktada bile bize diyor ki sevgilerinde ve nefretlerinde dahi örnek Müslüman olmalısın. Dostluklarında, düşmanlıklarında, hayatının bütün alanlarında, hayatının bütün yönlerinde Müslüman sen örnek bir Müslüman olmalısın. Ben sadece senden klasik ve ritüel olarak eğilip kalkmanı istemiyorum. Ben sadece senden klasik ve ritüel olarak efendim imsaktan iftar vaktine kadar aç kalmanı istemiyorum. Ben sadece senden ömründe bir defa gidip taşın etrafında 7 defa dönüp de ben hacı oldum deyip gelmeni istemiyorum. Evet, Kabe taştır. Ama o taş ki Allah o taşa Kabe demiş ve orayı kutsallaştırmış. Orada dönerken neyi amaçladığımızı, ne için orada döndüğümüzü, onun felsefesini ve bunların birçok açılımları var. Orucundan tutun, namazından tutun, haccından tutun. Hepsinde İslam, ritüel olarak ben bu ibadetleri senden klasik olarak yapmanı istemiyorum. Bunları senden istediysem ise eğer bunların hepsinin sebebi senin numune, senin örnek, senin model bir Müslüman, model bir insan olman için bunları senden istiyorum. Yani benim namazım beni model yapmamışsa, benim haccım beni örnek yapmamışsa, benim orucum beni model, numune bir insan yaşadığım toplumda yapmamışsa, ben o İslam'ın muradına göre yaşamamışım demek. Ya kültür İslam'ına göre yaşamışım, örf, adet, gelenek, ana, baba, dededen görme İslam'ına göre yaşamışım, veya da kendi nefsime göre nasıl birileri Abbasilerin İslamına, birileri Emevilerin İslamına göre yaşıyor ise kendi nefsime göre bir İslam manzumesi oluşturmuşum ona göre yaşamaktayım. Bu Allah'ın murad ettiği İslam değil. Ve arz ettiğim İslam'ın murad ettiği bir insan değil. İslam'ın murad ettiği insan, insan ben senden model bir insan olmanı istiyorum. Ama her konuda. Her konuda model bir insan olmanı istiyorum. Örnek vereyim. Sosyal hayatımızda bir Müslümanın selam verebileceği ve selam veremeyeceği insanlar var. Sen bakıyorsun ki adam camiden çıkıyor, selam verilmemesi gereken insanla neredeyse sarmaş dolaş selamun aleyküm. Ya günahın üstünde oturan adama selam verilmez. İslam'a göre günahın üzerinde oturana selam verilmez. Günahın üzerinde oturana selamun aleyki diyorsun. Bunun anlamı nedir? Yani Allah seni selamet etsin. Nerede selamet etsin? O günahın üstünde. Günah üstünde insana selametlik istenir mi? Selamın anlamı bu. Niye peki Müslüman sapla samanı birbirine karıştırıyor? Narla nuru birbirine karıştırıyor? Bir, İslam'ın murad ettiği insan profilini, İslam'ın kendisinde ne istediğini bilmediği için. Bilmiyor. İslam'ın kendisinde ne istediğini bilse sapla samanı karıştırmaz. Nerede selam verilmesi gerekir? Nerede selam verilmemesi gerekir? Bunların yerini de ayırt eder. Bundan dolayı bakın İslam bizlerin yatak odamıza kadar girmiş. İslam öyle bir din ki bizim yatak odamızda var. İslam öyle bir din ki bizim tuvaletimizde var. İslam öyle bir din ki bizim mutfağımızda var. İslam öyle bir din ki bizim elbisemizde var. Bizim ayakkabımızda var. Bizim kapımızda var. İslam'ın insan hayatında İslam'ın olmadığı bir noktayı göstermek mümkün değil.
aklınıza sığınıyorum. Tuvalete girdiğin zaman İslam diyor ki, girdiğin zaman sol ayakla gir, çıktığın zaman sağ ayakla çık. Efendim, ihtiyacını giderirken şu şekilde otur. Şu şekilde istibra yap. Tuvaletin içerisinde şu duaları okuman sünnettir. Bakın İslam'ın orada oraya dair bir hükmü var. Yatak odasına dair. Kim uyumasını bilmiyor? Kim yatmasını bilmiyor? Hangimiz yatmasını bilmiyoruz? Hangimiz elbise giymesini, ayakkabı giymesini bilmiyoruz? İslam diyor ki bir elbiseyi ilk defa alıp giydiğin zaman şunları yapman sünnettir. Elbiseyi sağ taraftan giymen sünnettir. Ayakkabıyı sağ taraftan giymen sünnettir. Yatağa şu şekilde girmen sünnettir. Şu şekilde yatman sünnettir. Şu şekilde uyuman mekruhtur. Hangimiz yemek yemesini bilmiyoruz? İslam'ın sofraya dair onlarca emri var. Hangimiz su içmesini bilmiyoruz? Bakın bilinen konular, her gün yaptığımız konular bunlarda dahi dair. Bunlarda bile İslam'ın emirleri var. İslam'ın insan hayatında girmediği bir nokta yoktur. Bakın günlük yaptığımız şeyleri örnek verdim. Sofra, yemek, su, affedersiniz tuvalet, elbise giyme, yatağa girme. Bunlar hepimizin her gün yaptığı şeyler. İslam oralara daha müdahale etmiş. Neden müdahale etmiş? Çünkü İslam dünyaya diyor ki ben yaşam diniyim. Ben mescit dini değilim. Ben cenaze dini değilim. Ben özel meclislerin dini değilim. Ben özel kişilerin dini değilim. Ben hayat diniyim. Ben yaşam diniyim. Hayat ve yaşam dini olan ben hayatınızın her alanına girmiş ve gireceğim. Böyle bir dinin bizden şüphesiz istekleri vardır. Bizden talepleri vardır. Bizden beklentileri vardır. Ne istiyor bu din bizden? Yatağımıza kadar giren bu din, soframıza kadar gelen bu din, elbisemize kadar gelen bu din bizden ne istiyor? Nasıl bir insan olmamızı, nasıl bir Müslüman olmamızı istiyor? Bizden model bir insan olmamızı istiyor. Az önce arz ettim. Konuşmalarımız ile, sevgilerimiz ile, nefretlerimiz ile, her şeyimiz ile bizden örnek bir insan olmamızı istiyor. Peki, kendisine inanından model bir insan olmasını isteyen İslam dininin bu doğrultuda insana gönderdiği bir program var mı? Desen yok, bu İslam dininin noksanlığı demektir. Eğer bir din senden model olmayı istiyor ise, model olmanı, numune olmanı, örnek olmanı istiyorsa, model ve örnek olman için de emirler göndermiyor ise, tarz ve yöntem sana göstermiyorsa bu din noksan dindir demektir. Dolayısıyla model bir Müslüman olmak için İslam dininin programları vardır. İnsanın karşısına çıkardığı programlar vardır. Öncelikle model diyoruz. Şu anda dünyaya bakın. 7 milyara yakın insanlık içerisinde dine inananı, Allah'a inananı, Allah'a dine inanmayan. Bütün insanlık, ateisti bile kendisine bu dünyada bir idol belirlemiş. Bir model belirlemiş. Modelsiz yeryüzünde insan yok. Çocuğa bakıyorsun, çocuk bile kendisine bir idol belirlemiş. Televizyondan gördüğü bir aktörü kendisine idol, model seçiyor. Efendim bir tane diziye takılmış. O dizideki kahraman kimse veya bir bayan, o dizideki ne bileyim sanatçı, oyuncu kimse, bakıyorsun ki onun giydiği elbiseyi giymeye özeniyor. Onun gibi yürümeye özeniyor. Onun taktığı yüzüğü takmaya özeniyor. Onun saatini kullanmaya özeniyor. Onun el hareketleri gibi hareketler yapmaya özeniyor. Neden kaynaklanıyor? Çünkü onu kendisine idol seçmiş, model seçmiş. Bir başkasının idolu, modeli annesi babasıdır. Bir başkasının idolu, modeli bir futbolcudur. Bakıyorsunuz gençlere, sokakta bunu görebiliyoruz. Bir futbolcuyu kendisine model seçmiş. Artık o futbolcunun saçı neyse, adam gidip saçının yarısını buradan usturayla kesse, bu tarafı da uzatsa, o da gidip aynısını yapacak. Neden? Çünkü onun modeli o.
ona benzemeye çalışıyor. Bir başkasının modeli nedir? Bir başkasının modeli siyasetçidir. Bir tane siyasetçi kendisine modeli seçmiş. Bakıyorsun mimikleri, el kol hareketleri, konuşma şekli, o siyasetçi. Bir başkası ki alimi kendisine model ediniyor. O alime benzemeye çalışıyor. Dolayısıyla dünyada modelsiz insan yok. İster Allah'a inanan olsun, ister Allah'a inanmayan olsun, herkesin kendisine seçtiği bu dünyada bir model var. Modeller ne yapıyorlar? Modeller, bakın kim olursa olsun modeller önce kendisine seçtiği modelin metotlarına bakıyor. Ya bu adamın konuşma stili nasıldır? Bakın bundan 40 sene önce metodoloji diye bir ilim yoktu. 40 sene bundan önce. Metodoloji unvanında bir ilim yok. Ama bugün ilim dünyasında metodoloji ilmi okutuluyor. Doktora ayrı bir kulvarda metodoloji ilmi. Bakın tıp ilmi ayrıdır, metodoloji ayrıdır. Doktora ayrı kulvarda metodoloji ilmi. Siyaset bilimi ayrı bir şeydir. Siyaset biliminin yanında metodoloji, o ilmin metodu ayrı bir bilimdir. Efendim ben din alimi olacağım. Din ilimlerini öğrenmek başka bir şeydir. Onun yanında o din ilimlerini nasıl, ne tarzda anlatmam, tebliğ etmem gerekir? Bunun metodu ne olmalı? Onun metodunu insana öğreten ilim başka bir ilimdir. Yani bugün ilim dünyasında artık her dalın, her kulvarın kendisine özgü bir metodu var. Metodoloji ilmi deniliyor. Dolayısıyla kendisine birisini model seçen ne yapıyor? Önce modelini seçiyor. Bir, modelini seçti. Kim olacak modeli? Ondan sonra ikinci adımda modelinin metotlarını öğreniyor. Bunun metotları nasıldır? Mesela yemek yiyişi nasıldır? Konuşma tarzı nasıldır? Yürüyüşü nasıldır? Kılık kıyafeti nasıldır? Metotlarını öğrendi mi? Üçüncü aşamada başlıyor. Seçtiği modelin öğrendiği metotlarını uygulamaya. Bir zaman sonra şu uygulayan kendi modeline çok benzemeye başlıyor. Şimdi biz kendimize gelelim, Müslümanlara gelelim. İslam bize model göndermiş mi yoksa model konusunda, idol konusunda bizi kendi halimize mi bırakmış? Bir Müslüman olarak İslam bana şunu mu diyor? Mehdi Aksu, git kendin kendine bir tane model seç. Git kendin kendine bir tane idol seç. O model nasıl yaşıyorsa ona göre yaşa. Bu konuda İslam beni kendi halime mi bırakmış diyoruz? Hayır. İslam kendisine inananı bu konuda kendi haline bırakmamıştır. Ahzab suresinde buyurur: "Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Resulullah sizler için en güzel usvedir. En güzel modeldir. En güzel örneğiniz ve modeliniz Allah Resulü'dür. En güzel o modeliniz kusursuz olan, hatasız olan, günahsız olanlardır. Hatasız, kusursuz, hayatında zerre miskal kadar bir cehalet, bir karanlık, bir yanlış, bir hata, bir siyah nokta olmayan 14 masumdur bizim modellerimiz. Ehl-i Beyt'tir bizim modellerimiz. Hazreti Fatıma'dır, Hazreti Zeynep'tir, Hazreti Ali'dir, İmam-ı Zaman'dır bizim modellerimiz. Dolayısıyla bir insan gerçek anlamda Kur'an demişse, bir insan hakiki anlamda Resulullah demiş ise, gerçek anlamda Kur'an ve Resulullah diyenler, Kur'an ve Resulullah'ın yanında Ehl-i Beyt'i zaten göreceklerdir. Kur'an ve Resulullah'ın yanında Ehl-i Beyt'i gören bir Müslüman ise, bunları kendisine örnek edinir, bunları kendisine model olarak kabul eder, bunları kendisine model kabul ettikten sonra 14 asır içerisinde bakın Ehl-i Beyt'e. Ehl-i Beyt mektebinin içerisinden bakın Ehl-i Beyt mektebinin içerisinde 14 asır boyunca
ilimden, rahmetten, merhametten başka bir şey dışarıya yansımamıştır. Neden? Çünkü modelleri böyle yaşamışlar. Ehl-i Beyt hayatlarının sonuna kadar mazlum edilmişlerdir. Mazlum bırakılmışlardır ama karşılarındakine zerre kadar zulmetmemişler, haksızlık etmemişlerdir. Ehl-i Beyt'in yaşantısında zulüm yoktur. Dolayısıyla biz birinci aşamada modellerimizi buluyoruz. Modellerimiz Kur'an, modellerimiz Peygamber ve Ehl-i Beyt'im onlar. Birinci adımı biz başarıyla geçtik. Bazen insan rotasını şaşırıyor model konusunda. Nitekim bugün rotasını şaşıran Müslümanlar var. Peygamber Efendimiz, ben ilmin şehri mali kapısıdır demiş. Kur'an-ı Kerim, يَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَّرُ لَسْتَ مُرْسَلًا Kafirler dediler, sen peygamber değilsin. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ اِلْمُ الْكِتَابِ De ki, ben ve sizin aranızda benim peygamberliğime dair Allah'ın şahitliği ve kitab-ı ilminin tamamına sahip olanın şahitliği, yani Hazreti Ali'nin şahitliği yeter. Kitab-ı ilminin tamamına sahip olan Hazreti Ali yeter. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Yani peygamberimiz Müslümanların gideceği kapıları Müslümanlara göstermiş. Hangi kapıları benden sonra kendinize idol kabul edin, model kabul edin. Peygamberimiz bunları göstermiş. Ama kalkmışız İslam dünyası olarak, ne yapmışız? Bu kapıya kilit vurmuşuz ve o kapıdan da demişiz, o kapının sahibi Hazreti Ali ömrü içerisinde peygamberden 586 tane hadis işitti. 586 tane hadis ve kalktık İslam dünyası olarak kitaplarımızda Hazreti Ali'den 586 tane hadis nakletti kitaplarımızda. Ama ömrünün son 19 ayı peygamberimizi derk eden sözde la ilahe illallah diyen Ebu Hureyre'den de 5374 tane hadis yazdı kitaplarımıza. Dedik bu 19 ay zaman zarfında nedir? Ebu Hureyre peygamberimizden 5374 tane hadis işitti kitaplarımıza yazdı. Hazreti Hatice'den 30 tane hadis yazdık. O tekstinden 2900 tane hadis yazdık. Bunlar neyi gösteriyor? Bunlar bazı Müslümanların model ve idol konusunda pusulayı şaşırdıklarını gösteriyor. Bir selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Dolayısıyla bakınız, bizim birinci vazifemiz, telefonları bırakalım olay. Bizim birinci vazifemiz modelimizi seçmek. Seçtik modelimizi. İkinci vazifemiz nedir? İkinci vazifemiz kendimize Allah'ın, bizlerin örnek insan, bizlerin örnek Müslüman, bizlerin numune, olgu bir Müslüman olabilmemiz için Allah'ın bizler için tayin ettiği bu modellerin, ki çünkü bu modelleri Allah bizim için istemiş. Biz Allah'ın bizler için gönderdiği idol, seçtiği modelleri model olarak kabul ettik. Bu konuda biz başarılı olduk. Bu bir. Peki bu konuda başarılı olan bizler, başkalarını bırakıyoruz. Ne halleri varsa kendileri. Birisi Buda'yı seviyor, Allah onu Buda'yla meşhur etsin. Ne diyelim? Herkes sevgiyle beraber olmak istemez mi? Evet. Allah Buda'yı seveni Buda'yla meşhur etsin. Allah ne bileyim o tekini, bu tekini seveni onlarla meşhur etsin. Allah Hazreti Ali'yi, 12 İmam'ı, peygamberi seveni onlarla meşhur etsin. Dolayısıyla bakınız, bizim birinci vazifemiz oydu ki biz o konuda başarılı olduk. Peki ikinci vazifemiz nedir? Daha konuya başlamış değiliz, söyleyin abi. Konuya daha başlamış değiliz. Ne kadar önemli bir konuysa biz daha bu konuya başlamadık. Aşağı yukarı 20 dakika oldu değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim ikinci vazifemiz Allah'ın bizler için tayin ettiği modellerin metotlarını öğrenmek. Bu bizim asli vazifemiz.
Eğer İslam'ın istediği Müslüman olmak istiyorsan, bakın İslam'ın istediği Müslüman. Ne dedik? İslam bizden ne istiyor? İslam bizden model bir Müslüman olmamızı istiyor. Eğer sen İslam'ın istediği bir Müslüman olmak istiyorsan, o modellerinin metotlarını öğrenmelisin. Peygamberimizin metotları nelerdi? Hazreti Ali'nin metotları nelerdi? Hazreti Fatıma'nın metotları nelerdi? Hazreti Fatıma'nın çocuklarıyla ilişkisi nasıldı? Hazreti Fatıma'nın kocasıyla ilişkisi nasıldı? Hazreti Fatıma'nın babasıyla ilişkisi nasıldı? Hazreti Ali'nin metotlarını öğrenmelisin. Hazreti Ali'nin özel ashabı ile ilişkisi nasıldı? Hazreti Ali'nin sevenleriyle diyaloğu nasıldı? Hazreti Ali'nin bir babaydı. Evlatlarıyla ilişkisi nasıldı? Hazreti Ali'nin komşularıyla ilişkisi nasıldı? Hazreti Ali'nin düşmanlarına karşı davranışı nasıldı? İmam Hüseyin'e, İmam Hasan'a geliyorsun. İmam Hasan, İmam Hüseyin. Kardeşlik ilişkileri nasıldı? Bunlar nesle kardeştiler. Evlatlık ilişkileri nasıldı? Babaları vardı bunlar. Velhasıl hayatın bütün aşamalarında modellerin metotlarını öğrenmek bizim vazifemiz. Modellerin metotlarını biz minberlerden öğrenemeyiz. Minberlerden öğrenemeyiz. Sen her cuma namazına gel, senede 52 cuma eder. Sen 52 cumada Ehl-i Beyt'in metotlarını nasıl öğreneceksin? Ehl-i Beyt'i bu kadar basit mi zannediyorsun sen? Ehl-i Beyt'in hayatını, Ehl-i Beyt'in ilmini, Ehl-i Beyt'in irfanını, o modellerin, idolların yaşantısını bu kadar basit mi zannediyorsun sen? Efendim ben cumadan cumaya gidersem bu bana yeter diyor isense zaten o düşünce senin helak olman için yeter. O düşünce senin bedbaht olmana yeter. O düşünce senin cehalet bataklığında kalmana yeter. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam buyuruyor. Ne kötü kuldur o kul haftada bir gün dinini öğrenmeye vakit ayırmıyorsa. Haftada bir gün dinini. Sen haftada 25 dakika cuma hutbesi dinliyorsun. Cuma hutbe o da hani her hafta gelsen. Her hafta gelsen. Haftada 25 dakika cuma hutbesini kendine yeterli görüyorsun. Ama İmam Zeynel Abidin haftada bir gün diyor. Haftanın bir günü. Yani haftanın bir günü 24 saat eder. Bu zamanda 24 saat. Baba sen 24 saat yapma. Sen günde modellerinin metotlarını öğrenmeye fazla değil. 1,5 saat zaman ayır. 1,5 saat kitap okusun. 1 saat kitap oku, yarım saat sohbet dinle. Sosyal medyada müçtehitlerimizin, alimlerimizin yüzlerce, binlerce sohbeti var. Otobüste gidiyorsun, tak kulağına kulaklığını. Boşu boşuna efendim vakit israfı yapacağına orada 3 kelime öğrene git. Dinleye dinleye git. O nedir? Aynı zamanda senin aklının yeşil, Hazra adası, kalbinin yeşil adı olmasına sebep olacağı gibi ilminin gelişmesine ve modellerinin metotlarını öğrenmene vesile olur. Dolayısıyla bizim ikinci aşamada vazifemiz nedir? Metotları öğrenmek. Modellerimizin metotlarını öğrenmek. Öğreniyoruz. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Öğrenirken üçüncü vazifemiz nedir? Öğrenirken üçüncü vazifemiz o metotları hayatımıza yansıtmak. Modellerden öğrendiğimiz metotları hayatımıza nakşetmek, hayatımıza yansıtmak. Yani hayatımızı o metotlarla şekillendirmek. O metotlarla şekillendirmek. Nerede kızmam lazım? Bazen kızmaya hakkın var, kızacaksın. Kızmazsan günahkarsın. Nerede kızarsan günahkarım? Bazen kızamazsın. Kızarsan günahkarsın. Nerede gülümsemen lazım? Nerede ciddi olman lazım? Ağlanacak yerde gülersen, gülünecek yerde ağlarsan sana ahmak derler. Nerede gülmem lazım? Nerede ağlamam lazım? Bakınız, metotlar bizlere bunları gösterecek. Metotlar. Biz bu metotları hayatımıza yansıtırsak. Ayetullah Cevat Amuri. Allah
ömrüne sağlık selametlik Amin. Versin. Yaşayan tefsir alimlerimizden ve filozoflarımızdan diyor ki eğer insan bu üç tane aşamayı geçerse dikkat edin. Birinci aşama neydi Ahmet? Metod. Model. İkinci aşama neydi Olgay? İkinci aşama neydi Adem? İkinci aşama metot. Üçüncü aşama neydi Orhan? Uygulama. Birinci aşamada model seçiyoruz. Zaten Allah seçmiş, biz kabul ediyoruz. İkinci aşamada metotları öğreniyoruz. Üçüncü aşamada hayatımıza yansıtıyoruz. Ayatullah Cevadi kabul ediyor ki Murtaza, bir insan bu üç basamağı kat ettikten sonra kendisi dördüncü basamakta model olur başkalarına. Dikkat ettin mi? Aynen. Kendisi artık başkalarına model olur. Başkaları onu örnek almak ister. Başkaları ona benzemeye çalışır. Şimdi geliyoruz asıl konuya arkadaşlar. Kaç dakika oldu bir saatinize baksana. Yarım saat oldu. Yarım saat. Şimdi geliyoruz asıl konuya. Peki kardeşler. İslam ki bizden model bir Müslüman olmamızı istiyor. Ve bizim model bir insan, model bir Müslüman olmamız için bize 14 tane model göndermiş. Ve 14 tane modelin elinde de bir tane hayat kitabı var. Memat kitabı yok, ölü kitabı yok, cenaze kitabı yok, kabristanlık kitabı yok, tabut morg kitabı yok. Hayat kitabı var. Bizim elimizde bir hayat kitabı var. O hayat kitabını yani Kur'an'ı, yaşam kitabını Allah-u Teala vermiş 14 tane modelin eline. 14 modelin eline bize demiş ki ey Müslüman şu 14 tane modelin elindeki bu yaşam kitabına göre yaşa ve o 14 tane model o hayat kitabını nasıl tevil ediyorsa nasıl tefsir ediyorsa, nasıl yorumluyor ise sen hayatını onunla şekillendir, yoğur. Biz bakıyoruz, diyoruz ki peki 14 tane model elindeki hayat kitabı model bir Müslüman olmamız için bize emirleri ve bize programları var mıdır, varsa nelerdir? Genel olarak topluyoruz. Bakın genel olarak. Dedik ki binlerce emri vardır. Şunları yap. Namaz kıl, oruç tut, hacca git. Namahreme bakma, zina etme, içki içme, kumar oynama, gıybet etme, yalan konuşma. Tamam. Bunlar saymakla bitmez. Farzlar ve vacipler saymakla bitmez. Bir sürü farz var, bir sürü haram var. Genel olarak namaz kılan her Müslüman model olsaydı Kerbela'da tartışmazdılar. Bakın Kerbela'daki tartışmayı size daha önce demiştim. Kerbela'daki tartışma neydi biliyor musunuz? Aşura savaşı öğle ezanından sonra başlamış. Ve iki saatlik bir hadisedir Kerbela hadisesi. Ve o savaş iki saatlik bir hadisedir. Öğle namazından sonra başlamıştır. Ama öğle ezanından önce bir tartışma vardı. Yezid'in ordusunun içerisinde tartışma. Tartışma neydi biliyor musunuz? O kadar acı bir tartışmaydı ki onların tartışma konusu şuydu. Namaz kılalım da mı Hüseyin'i öldürelim yoksa namazdan önce mi Hüseyin'i öldürüp sonra namaz kılalım? Tartışmanın konusuna bakar mısınız? Bakıyorlar ki namazın vakti yaklaşıyor. Diyorlar ki önce namazımızı kılıp da mı Hüseyin'i öldürelim? Yoksa önce Hüseyin'i öldürüp de mi sonra namazımızı kılalım? Bunun tartışmasını yapıyorlardı. Karar verdiler önce namazımızı kılalım sonra Hüseyin'i öldürelim. Namaz en azından üzerimizden düşsün. Düşünebiliyor musunuz? Kerbela'da böyle bir tartışma var. Eğer namaz insanı model yapsa bunlar niye model değildi? Bunlar niye model değildi? Evet. Namaz o modellere göre kılınsa, Allah'ın seçtiği modellere göre ve o modellerin elindeki yaşam kitabına göre namaz kılınsa, onlar Hazreti Hüseyin'in yanında yer alırdı. Hazreti Hüseyin'in karşısında yer almazdı. Bunlar dediğim gibi pusulayı kaybettiği için,
modelde başka kapılara gittiklerinden dolayı bunların haccı da imam öldüren bir haçtır. Namazı da imam öldüren bir namazdır. Bunların orucu da nedir? İmam öldüren bir oruçtur ki elbiselerinin üzerindeki kanın sorusunu sorarlar. Sineğin kanı, benim elbisemde sineğin kanı vardır. Bu elbiseyle namaz kılsam hükmü nedir? Bunun sorusunu sorarlar ama ellerindeki İmam Hüseyin peygamber evladının kanının hesabını bile yapmazlar. Böyle bir Müslüman profili var İslam tarihinde karşımızda. Diyoruz ki bunlar da namazlı Müslümandı, bunlar da oruçlu Müslümandı, bunlar da haclı Müslümandı. Peki niye örnek Müslüman değiller bunlar, model olamadılar? Diyoruz ki çünkü bunlar İslam'ın ruhunu kaybetmişlerdi. İslam'ın ruhunu kaybettiklerinden dolayı bunlar terörist Müslüman oldular. Terörist oldular. La ilahe illallah dedikleri için de İslam düşmanları geldiler. Bunların, bu teröristlerin yanına İslam kelimesini koydular. İslam eşittir terör. Ama İslam eşittir adalet. Modellerin ve o hayat kitabının anlattığı İslam'da İslam eşittir adalet, İslam eşittir sevgi ve merhamet. Hristiyanlık eşittir sevgi. Yahudilik eşittir şiddet. Elbette hangi Hristiyanlık? Hristiyanların tahrif ettiği Hristiyanlık ve İncil. Hangi Yahudilik? Yahudilerin tahrif ettiği Yahudilik ve Tevrat. Bunda şiddet var, bunda sevgi var. İslam'da adalet artı merhamet. Adalet artı sevgi. Ayrı bir konu o. Dolayısıyla İslam bize namaz, oruç, şu, bu demiş, bunların tamamının özeti var. Model bir insan olmak için İslam diyor ki sen benim göstereceğim yoldan gidersen namazın imam öldüren namaz olmaz. Yani imam öldüren bir Müslüman olmazsın. İmam öldüren bir hacı olmazsın. İmam öldüren hacı, adam hacdan geldi, Kerbela'ya gitti, imamın katili oldu. İmam öldüren bir hacı olmaz. Benim istediğim yoldan gidersen. Ne yapmamızı istiyor bu noktada bizden? İslam diyor ki, benim sana gönderdiğim o 14 tane model var ya, o 14 tane model gibi, model gibi bak, gibi. Hazreti Ali ne buyuruyor? Siz benim yaptığımı yapamazsınız. Biz Hazreti Ali olabilir miyiz? Ama e'inûni bi vera'in ve istidâd. Bana yardım edin. Hazreti Ali diyor, bana yardım edin. Neyinizle? Takvanızla ve sebatınızla bana yardım edin. Takva ve sebatınızla. Ama biz Salman'ın gittiği yol bize kapalı mı? Ebu Zer'in gittiği yol bize kapalı mı? Miktad'ın, Ammar'ın, Meysem'in gittiği yol şu an bize kapalı mı? Hayır, vallahi kapalı değil. Eğer onların gittiği yol, onların gittiği yol, onlara açık bize kapalı olur ise bu Allah'ın adaletiyle çalışır. Onlar o yolu gidebilmiş ise, Ebu Zer, Salman, Meysem olabilmişlerse, o şeyde Hacer olabilmişlerse biz de o yoldan gidip onlar gibi olabiliriz. Olabiliriz. Ben nereye, Ebu Zer nereye demiyorum. Evet zordur ama olabiliriz. Zordur ama olabiliriz. Salman olmak zordur, olabiliriz. Salman'ın özü olamayız. Çünkü Salman direkt Resulullah'ın ırmağından su içiyor. Ebu Zer direkt Hazreti Ali'nin ırmağından su içiyor. Onların özü olamayız. Ama biz onlara benzeyebiliriz. Onlar gibi olabiliriz. Bakın, onlar olamayız ama onlar gibi olabiliriz. Onlara benzeyebiliriz. Onların felsefesine göre yaşayabiliriz. Neydi Ebu Zer'in felsefesi? Bugün programda arz ettim. Hazreti Ali oturuyor, ağlıyor. Ashabının içinde ağlıyor. Düşün, Hazreti Ali düşmanın içinde değil, ashabının içinde ağlıyor. Nerededir Ebu Zer? Kalbim Ebu Zer'i özlüyor. Yüreğim Ebu Zer'e yanıyor. Ya Ali, Ebu Zer hakkında sana bu şeyi, bu sözü söyleten nedir? Dediği zaman
Hazreti Ali buyuruyor ki, bir gece Ebu Zer'in evine halifenin memurları geldi. Ebu Zer'in önüne 4 torba altın bıraktılar. 4 kise altın bıraktılar. Ve dediler ki bu 4 kise altını al, halifeye biat et. Ebu Zer dedi ki, insafsızlar, 2 konuda siz bana hakaret ettiniz. Hakaret ettiniz bana. Birinci hakaretiniz bu. Sizin tahayyülünüze göre, sizin düşüncenize ve zannınıza göre Ebu Zer Ali'yi satacak bir adamdır. Siz benim hakkımda böyle bir zanna kapılmasaydınız, gecenin bu vaktinde gelip önüme bu altınları bırakmazdınız. Siz bu konuda bana hakaret ettiniz. Ben Ali satacak birisi değilim ki siz gelip getirip önüme para bırakıyorsunuz. Siz demek ki benim hakkımda nasıl bir zanna kapılmışsınız ki, nasıl bir tahayyüle kapılmışsınız ki Ebu Zer Ali'yi satacak bir adamdır. Sizin bu, benim hakkımda bu tarz düşünmeniz bana bir hakarettir. İnsafsızlar, ikinci hakaretiniz nedir biliyor musunuz? Ali'nin kıymeti, Mevlam'ın pahası, Aliyel Murteza'nın değeri 4 kise altın mıdır? Siz alemdeki bütün servetleri toplayıp getirseniz benim önüme koysanız, bakın dünyanın bütün servetlerini toplasanız önüme koysanız, benim Mevlam Aliyel Murteza'nın başındaki saçının bir teli etmez. Bir teli etmez. Bu felsefeyle yaşamak mümkün. Bakın Ebu Zer'in bu felsefesiyle velayete sahip çıkma, velayete ödün vermeden yaşama, velayetten taviz vermeden, Ehl-i Beyt'ten taviz vermeden yaşama felsefesine göre yaşamak mümkün. Bu yol bize kapalı değil ki. Ebu Zer o gece bunları evinden kovuyor. Kovuyor. Ve Hazreti Ali ne buyuruyor? Canı Ali'nin canı elinde olan Allah'a and olsun. Ali'nin canı elinde olan Allah'a. Ve Ebu Zer'in o gecesine yemin olsun. Masum'un her kelamında bir nükte, bir mesaj var. Masum eğer bir şey söylüyorsa onun söylediği sözde bir mesaj var. Neden Hazreti Ali Ebu Zer'in o gecesine yemin ediyor? Demek ki o gece Hazreti Ali'ye göre çok değerli bir gece. Ebu Zer'in o gecesi Hazreti Ali'ye göre çok kıymetli bir gece. Ebu Zer o gece bütün dünyaya ve bütün Aliyyen Veliyullah diyenlere ders verdi. Bütün Aliyyen Veliyullah diyenlere ve diyecek olanlara İmam-ı Zaman'ın zuhuruna kadar Ebu Zer o gece ders verdi. Yani bakın ben hangi şartlarda o altınları reddettim? Hangi şartlarda? Hazreti Ali yemin ediyor. Ebu Zer'in o gecesine yemin olsun. Ebu Zer o gece de dahil hanımıyla, çocuklarıyla beraber 3 gündür yemek yemiyordu. O gece de dahil, dikkat edin. Ebu Zer bu şartlarda önüne bırakılan altınları reddetti. O gün Hazreti Ebu Zer o gece bütün insanlara, özelde Aliyyen Veliyullah diyenlere mesaj verdi. Aliyyen Veliyullah'ı yaşıyorsanız bu şekilde yaşayın. Bu şekilde yaşanır. Bu yolu gitmek, bu şekilde yaşamak bize kapalı değil. Kapalı olsa demek ki o zaman haşa Allah'a azze ve celle birilerine tolerans gösteriyor demektir ki Allah'ta da böyle bir şeyin olması mümkün değil. Dolayısıyla model insanların, idolların metotlarından bir tanesi nedir? İslam'ın bizim için model olmamız için modellerde ortaya attığı metotlardan bir tanesi nedir? Onların hayatında ben yoktur. Bu bir. Şimdi dikkat edin, madde madde gideceğiz. Onların hayatında ben yoktur. Onların hayatları, bakın dedik ya yaşam kitabı. Yaşam kitabı ne diyor? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sana kulluk ediyorum. Yok. Ediyorum yok.
Ne'abudu, ediyoruz. Ediyoruz. Biz sana kulluk ediyoruz. Biz. İyyâke ne'abudu. Biz sana kulluk ediyoruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve biz sadece senden yardım diliyoruz. Diliyoruz. Diliyorum. Yok. Diliyoruz. Biz. Neden biz? O yaşam kitabı, ölü kitabı değil, yaşam kitabı bize diyor ki, tek başına bile namaz kılsan ben diyemezsin. Namaz bile kıldığın zaman ben sana ibadet ediyorum Allah'ım. Değil mi? Hakkına sahip değiliz. Ya bu din senden benden namazımızda dahi ben kelimesini atmış dışarıya. Senden benden namazda bile benliğimizi atmamızı istiyor. Şimdi sen benlikle yatıyorsun, benlikle kalkıyorsun. Benlik olmuş senin baban, benlik olmuş senin kardeşin, benlik olmuş senin karın, benlik olmuş senin sevgilin, benlik olmuş senin ilahın. Hayatının her tarafından benlik kokusu geliyor ve sen güzel Müslümansın. Hakikaten güzel Müslüman mı böyle bir Müslüman? Böyle bir Müslümanın imanını teraziye koysan 2 gram etmez. Allah ibadette bile diyor benliğini oraya sokamazsın. Niye Fatiha suresinde diyor İyyâke ne'abudu. Yalnız sana kulluk ediyoruz. Çoğul var bak çoğul. Ve yalnız senden yardım diliyoruz. Yani ey insan Allah'ın huzuruna bile çıktığınız zaman ben demeye hakkın yok. Allah'ın huzurunda dahi ben demeye. İbadet makamında bile ben demeye hakkın yok. Orada bile ne diyeceksin? Biz. Burada ne anlıyoruz? Model insanların metotlarından bir tanesi onların hayatında ben yoktur, biz vardır. Dolayısıyla hayatlarında ben olmayıp biz olanlar muhataplarını kalemiyle olsun, diliyle olsun, oturması, kalkması, gitmesi, gelmesiyle bir yere gidiyorsa, bir yerde bir şey söylüyorsa, bir yerde bir şey yazıyor ise, hayatlarında ben olmayıp biz olanlar yaptıklarıyla, yazdıklarıyla, konuştukları ile halkı hakka davet ederler. Hakkı gerçeklere davet ederler. Hakkı kendilerine, halkı kendilerine davet etmezler. Şu anda İslam dünyasının en büyük musibetlerinden birisi nedir? Din anlatan insanlar, din yazan insanlar, şeriat yazan, şeriat anlatan insanlar, bu konuda mikrofon başına geçen yüz binlere, binlere, milyonlara seslenen insanlar halkı Allah'a ve Hakk'a davet etmiyorlar. Halkı kendilerine davet ediyorlar. O kadar benlik kabusuna bürünmüşler, elbisesine bürünmüşler ki bunlar zahirde halkı Allah'a davet eder gibi gözüküyorlar. Oysa halkı Allah'a değil kendilerine davet ediyorlar. Neden? Hayatlarında benlik felsefesi ve benlik realitesi olduğundan dolayı. Dolayısıyla model insanların hayatında ben yoktur, biz vardır. Mesela bir örnek verelim. Şeyh Abbas Kummi, Mefatihul Cinan'ı biliyorsunuz. Mefatihul Cinan şu kalın dua kitabıdır. Şu kalın dua kitabı izleyicilerimiz için ekrandakiler de görsünler. Şu kalın dua kitabı Mefatihul Cinan. Mefatihul Cinan iyice bakın arkadaşlar. Kalınlığına bakın. Gördünüz değil mi? 14 masumun duaları vardır. Cennet anahtarları. Mefatih kilitler demektir. Cinan cennetler demektir. Cennetlerin anahtarları, cennet kapılarının anahtarları. Dua kitabıdır. Şeyh Abbas Kummi 14 masumun dualarını toplamış. Çok güzel bir eser. Şeyh Abbas Kummi
84 tane kitap yazmış. Dikkat edin arkadaşlar. 84 tane kitap yazmış. Yazdığı kitaplardan bir tanesinin adı Menazilul Ahire. Ahiret menzilleri. O da şurada var. Şurada ahiret menzilleri. Öldükten sonraki hayatı anlatıyor. Şu anlatacağım olaya iyi dikkat edin. Bir gün Şeyh Abbas Kummi'nin babası gidiyor bir camiye. Bakıyor minberde bizim halk tabirinde molla deriz de. Molla halk tabirinde, molla halkın tabirinde yani az bilen. Genelde örf adetlerimizde molla yani bu molladır ya. Ahunt değil. Bizim kendi kültürümüz. Ahunt değil, molladır. Yani az biliyor. Bakıyor minberde o halkın tabirine göre bir molla sohbet ediyor. Ama çok etkileniyor bu. Şeyh Abbas Kummi'nin babası bu mollanın vaizinden çok etkileniyor. Oğlu ise 25-30 yıldır Havza'da ders okuyor. 20-25-30 sene ders. Akşam geliyor eve, oğluna diyor ki, oğlum 20 senedir, 30 senedir okuyorsun, bir molla kadar yoksun. Bir molla kadar yoksun. Bugün diyor bir camiye gittim. Minberde bir molla konuşuyordu. Mest etti beni. Konuşmaları beni mest etti. Aklımı beni benden aldı. Ne olur sen de onun gibi olsaydın, onun gibi güzel konuşsaydın. Dedi babacığım, keşke o mollanın minberde, babası diyor ki elinde bir kitap vardı, o kitaptan okuyup, o kitaptan okuduklarını şerh ediyor. Dedi keşke o mollaya sorsaydım o kitabın adını, ben de gider pazardan o kitabı bulur okurdum, o kitaptan ben de faydalanırdım. Dedi sordum, ben o kitabın adını sordum, yazarını sordum, merak etme. Dedi peki baba kitabın adı ve yazarı nedir? Adı ve yazarı, dedi oğlum yazarını öğrenmedim ama kitabın adını öğrendim. Nedir dedi baba kitabın adı? Dedi kitabın adı Menazilul Ahire. Ahiret menzilleri. Dedi baba Allah senden razı olsun. Ben o kitabı bulacağım dedi. Şey deme, ben de o kitabı bulacağım dedi. Ömrünün sonuna kadar, babasının ömrünün sonuna kadar. Babasının ömrünün sonuna kadar o kitabı kendisinin yazdığını babasına söylemedi. Dikkat ediyor musun? Söylemedi babasına. Bu hadiseyi Şeyh Abbas Kummi'nin oğlu babasının vefatında anlatıyor. Bakın bu anlattığım hadiseyi. Diyor ki babamın başından böyle bir olay geçti. Çünkü Şeyh Abbas Kummi'nin oğluna soruyorlar. Baban nasıl oldu böyle birisi oldu? Bir insan ki hayatında 84 tane kitap yazacak. Yazdığı kitapların hepsi tutulacak. Ve özellikle o kitaplardan Mefatihul Cinan. Bugün İran'a, Irak'a gidin. Türkiye'de pek yaygın değil. Ama İran'a, Irak'a gidin. Azerbaycan'da da öyledir. Nerede, hangi ehli beyt dostunun evinde Kur'an varsa Kur'an'ın yanında bu var. Türkiye'de pek bilinmiyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki o da avlanılası başka bir mesele. Avlanılası bir durum. Ama İran'da çok biliniyor. Irak'ta biliniyor, Azerbaycan'da biliniyor. Türkiye'de pek bilinmiyor. Hangi evde Kur'an varsa yanında bu var. Dua kitabı. Oğluna sordular, baba nasıl oldu bu noktaya geldi? Orada anlatıyor bazı sebepler, anlatırken bu olayı da anlatıyor. Diyor ki babam, babası ölünceye kadar o kitabın Ahiret Menzilleri kitabının yazarının kendisi olduğunu söylemedi. Babasına söylemedi. Ve ben babama dedim, baba niye söylemedi? Sen bunu babana söylemiş olsaydın baban sevinirdi. Babanı mutlu etmiş olurdu. Dedi ki oğlum, benim bunu babama söylemememin iki tane sebebi var. Bir, molla bile olsa babam minberde konuşan ve din anlatan
Molla bile olsa o adam orada din anlatıyordu. O molla dediği orada din anlatıyordu. Molla bile olsa babamın kalbinde onun sevgisi oluşmuştu. Babamın kalbinde onu sevmeye başlamıştı. Eğer ben kalkıp deseydim ki baba o mollanın minberde okuyup anlattığı kitabın yazarı benim, babamın kalbinde o din anlatan mollaya karşı sevgi yok olacaktı. Ben din anlatan o mullanın sevgisinin babamın kalbinden zail olmaması, yok olmaması için kitabın yazarının kendim olduğunu söylemez. Bir insanın hayatında ben olursa böyle düşünmesine müsaade eder mi? Hayatında ben olan böyle bir şey düşünemez. Hemen der ya baba ben yazdım. Ben yazmasam o da öyle konuşamazdı. Peki ikinci sebep. İkinci sebep. Eğer ben deseydim ki baba o kitabın yazarı benim, babam her oturup kalktığı yerde o kitabı anlatacaktı. Benim oğlum böyle bir kitap yazmış, molla da minberde o kitaptan millete din anlatıyor. O kitap babamın kibrine ve gururuna sebep olacaktı. Kibrine ve gururuna. Ve ben farkında olmadan babamın kibir vesilesiyle günaha düşmesine sebep olacaktım. Babamın kibrine, gururuna sebep olmamak için ikinci sebep bu. Bundan dolayı ben kitabı kendimin yazdığımı söylemek. Bir insanın hayatında ben olursa o ben insanın bu şekilde düşünmesine müsaade eder mi? Mümkün değil. Eğer insan, kardeşlerim, modellerin mutlaklarına göre yaşarsa, Allah-u Teala modellerdeki velayetten bir kısmını da o yaşayanlara lütfeder. Velayetten bak. Burası çok geniş bir konu. Bir örnekle bitiriyorum. Bir daha söylüyorum çünkü önemli bir nokta. İnsan modellerin, modellerde velayet var mıdır? Vardır. Velayet vardır. Allah ne buyuruyor? İnnemâ veliyyukumullah ve resûluhu. Vellezîne âmenüllezîne yugîmûne's-salâte ve yûtûne'z-zekâte ve hum râkiûn. Sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür, rükânında zekat verenlerdir. Allah'taki velayet zatidir. Peygamberdeki velayet arazidir. Yani Allah'ın verdiği velayet. Rükû halinde zekat kılandaki velayet, zekat verendeki velayet Allah'tandır. Peygamberin velayeti Allah'tandır. 12 imamın velayeti Allah'tandır. Eğer insan o modellerin metotlarına göre yaşarsa Allah modellerde olan velayetten bir cüzünü de onlara verir. Yaşayanlara. Bir örnek. Tüccar Gazvin'den gidiyor hacca. Gazvin'den. Meşhur bir tüccar hacca gidiyor. Ancak bu tüccar 30 sene önce Necef'te ticaret yapıyormuş. Gençlik dönemlerinde. 30 sene önce. 30 sene önce Necef'te ticaret yaparken İranlı Kuhistani denilen bir talebeyle tanışıyor. Kuhistani adında bir alimle tanışıyor. Gel git, sohbet, muhabbet, arkadaş oluyor. Ve sonra Necef'ten ayrılıyor tüccar. Aradan 30 sene geçiyor. Yaşlanmış. 30 sene sonra hacca gidiyor. Tüccar hacda Arafa günü Arafat'ta Necef'ten bir tanıdığıyla karşılaşıyor. Ve diyor ya benim diyor Necef'te bir dostum vardı, bir arkadaşım vardı, gel gitim olan birisi var idi, Kuhistani. Sen de onu tanıyorsun. Ondan haberin var mı? Ben 30 senedir ondan haber alamıyorum. Dedi sen Necef'ten ayrıldıktan birkaç sene sonra o İran'ın Horasan şehrine yerleşti. Ben de onunla beraber Horasan'a yerleştim. Ve ben hacca gelmeden önce o ağır hasta olduğunu duydum.
ağır hasta olduğunu duydum. Vedalaşmak ve helallaşmak için evine gittim. Helallaşmak için evine gittim. Adam senelerce hırsızlık yapmış, yemiş, çarpmış, çalmış, toplamış. Helallik almadan hacca gidiyor. Temizlik yapmadan, sen önce temizlik yap. Gitmeden önce temizlik yapacaksın. Her konuda temizlik yapacaksın. Temizlik yapmadan gidersen sen, develer hacca gidip hacı olmadığı gibi sen de o şekilde gider, o şekilde gelirsin. Sen önce bir temizlik yapacaksın. Bak o ne güzel diyor, gittim helallik almaya. Maddi haklar var, manevi haklar var, mecazi haklar var. Maddi haklar, imkanın varsa vereceksin. İmkanın da yoksa diyeceksin, evet bu senin hakkındır ama veremiyorum. Beni helal et. Temizlik yapacaksın velhasıl. Bir de ben geldim helallik almaya. Baktım diyor, çocuklarını toplamış, vasiyetimi yazdırıyor. Çok ağır hastaydı. Şimdi belki ölmüş de olabilir. Çok ağır hastaydı. Bilmiyorum ölmüş mü, yaşıyor mu bilmiyorum ama belki de ölmüş olabilir. Çünkü çok ağırdı. Deyince bu tüccar diyor ki, ben bunları duydum. Çekildim Arafat dağında, Arafat günü bir köşeye, dedim ya Rabbi, o iyi bir alimdi. Alim kolay kolay yetişmiyor. Hakikaten alim kolay kolay yetişmiyor. Hele bizim mektebimizin alimleri vallahi kolay kolay yetişmiyor. Dağda, bayırda, bostanda da yetişmiyor. Ne çileler çekerek yetişiyorlar. Hakikaten ızdıraplar çekerek yetişiyorlar. Dedim ya Rabbi, bizim mektebin alimlerinin karın ağrıları çoktur, kamburları çoktur. Hem kamburları var hem karın ağrıları var. Bu mektebin alimleri. Bir gün başka bir konuda 14 asırda Ehl-i Beyt mektebinin alimlerine karşı içten ve dıştan gelen efendim Emevi ve Abbasi tarzındaki engeller. Onları konuşuruz. Velhasıl dedim, alim kolay kolay yetişmiyor ya Rabbi. O da iyi bir alimdi. Ya Rabbi ölmüş ise sen ona rahmet eyle. Ama hayatta ise ya Rabbi, şu Arafa gününün hürmetine, şu Arafat dağının hürmetine, burada İmam Hüseyin'in yaptığı Arafa duasının hürmetine, ya Rabbi kuyusundan şifa ver. Dua ettim diyor. Hac amelim bitti, geldim diyor İran'a, Gazvin'e. Gazvin'de bu. Diyor İran'a geldim. Hac amelimden 6 ay sonra işler bozuldu. İşler bozuldu. Horasan'a gitmem icap etti. Ve Horasan'a gitmeden önce bir tane bahçem vardı. Meyve bahçem. Bağım vardı. Onu satlığa çıkardım. Müşteri de çıktı. Anlaştık. Horasan'dan döndüğüm zaman satışı gerçekleştireceğiz. Ben diyor Horasan'a gitmişken dedim İmam Rıza'ya da bir ziyarete gideyim. Geldim diyor İmam Rıza'yı ziyaret ettim. İmam Rıza Mescid-i Goherşat var. Goherşat. Baktım diyor bir kalabalık Goherşat Mescidine doğru gidiyor. İmam Rıza'nın türbesinin hayatında. Sordum birilerine, hayırdır dediler, burada bir alim, yaşlı bir alim valiz verecek, konuşma yapacak. Halk onu dinlemeye gidiyor. Diyor, ben de kalktım. Velhasıl uzatmayayım diyor. Gittim Goherşat Camisi'ne sohbeti dinlemek için. Baktım diyor iki tane genç yaşlı bir şeyhin kollarına girmiş, yaşlı bir hocanın kollarına girmişler. Minbere doğru getiriyorlar. Diyor getirdiler bunu minbere, çıktı. Minbere oturdu ve ben baktım bu merhum Ayetullah Kuhistani. Ben merhum diyorum. Çünkü şu anda hayatta değil. Onun için merhum diyorum. Diyor ben baktım bu Ayetullah Kuhistani. Ve ben tanıdım. Çok çökmüş. Hastalık bunu yıpratmış. Tanıdım diyor. O da beni tanıdı. Diyor sohbeti bitti. Millet dağıldı. Millet dağılırken eliyle bana işaret etti. Ben diyor bunun yanına kalktım gitti. Bana ilk söylediği şey eğildi şöyle kulağıma. Dedi hacı, Allah senden razı olsun. Arafat'tan bana gönderdiğin hediyeyi aldım. Dikkat ettim. Ben diyor Arafat günü Arafat'ta ona dua ettiğimi kimseye söylememiştim.
Kimseye söylememiş. Bana dediği söz bu. Allah senden razı olsun. Arafat'tan bana gönderdiğin hediye geldi bana, ulaştı. Ben onu aldım. Allah razı olsun. İkincisi, satmak istediğin bir bağın var. Onu da satma. O bağ İmam Hüseyin'in sana hediyesidir. İmam Hüseyin'in hediyesini sat. Dedim hocam nasıl yani İmam Hüseyin'in hediyesi? Dedi sen unutmuşsun. 23-25 yaşlarında gençlik zamanında İmam Hüseyin'e tevessül ettin. Dedin ki yaşlandığım zaman sıkıntı çekmeyeyim, ortada kalmayayım diye Allah'tan bana bir mülk istemeni istiyorum. İmam Hüseyin'e tevessül ettim bu şekilde. İmam Hüseyin'e yaptığın tevessül neticesinde İmam Hüseyin Allah'tan sana mülk istedi. Allah o bağı sana nasip etti. O bağ İmam Hüseyin'in sana hediyesidir. Orayı da satma. Ayetullah Kuhistani nereden biliyordu onun Arafa günü kendisine dua ettiğini? Çünkü gerçek olan modellerin metotlarına göre yaşadığından dolayı Allahu Teala modellerdeki olan velayetten bir cüz'ünü Ayetullah Kuhistani'ye vermişti. Bu da nedir? Metotlara göre yaşamanın dünyadaki ayrı bir neticesi. İnşallah haftaya ikinci maddeden başlarız. Birinci madde dedik nedir? Modellerin metotlarında ben yoktur onların hayat felsefesinde. Biz vardır. Haftaya ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci bu şekilde gideceğiz inşallah bu sohbet bitene kadar. Allah-u Teala bizleri bulduğumuz metotlardan, bulduğumuz pardon modellerin kapılarından ayrılıp yabancı ve namahrem ve paslı kapılara gidenlerden etmesin. Allah-u Teala o modellerin metotlarını iyi öğrenip ve yaşama tevfiki bizlere inayet buyursun inşallah bir hadise var. Allahümme salli ala